Leerman, karşı karşıya'yı Sunar. Abi selam. Selam. Süper Lig'de 13. hafta geride kaldı. Bugün 25 Kasım, dün 24 Kasım'dı. İstersen oradan başlayalım. Günümüz, Öğretmenler Günü'ydü. Bütün öğretmenlerimizi kutluyoruz. umuyorum daha iyi şartlarda bir hayat sürmelerine yardımcı olacak işler yapılır. Bizim de beklentimiz o yönde. Adlib'de 13. hafta geride kaldı. Evet. Beşiktaş haftanın pazar akşamı oynayan takımıydı ve dün akşam 2-0 öne geçtiği maçı 4-2 kaybetti ve kendi evinde kaybetti. Beşiktaş'ta artık teknik direktör Van Bronckhorst'un görevi sorgulanmalı mı? Yönetimin geliş durumu ve daha bir yıl olmadan takımın geldiği nokta sorgulanmalı mı? <laughs> Derin bir sessizlik. Ee, şimdi dünden beri çok duyuyorum büyük takım 2-0'dan Maç kaybetmez. Sen de kendi evinde. Yani bunun bir istisnası olabilir. Büyük bir takıma kaybedebilirsin. Ki Göztepe'de büyük bir takım yani. Ya öyle oynuyorlar. Çünkü sadece bu dün olmadı. 10 kişiye Trabzonspor yayanlar. Fenerbahçe'ye de 2-0'dan 2-2'ye getirdiler. Ya tamam deplasmanda maç kazanamayan bir takımdı. Ama ligin en genç ikinci takımı. Adana Demirspor'u saymayalım en genci. O çünkü zorunluluktan oldu. Bu bilinçli bir şekilde oluşturulmuş en genç takım. Ve sahaya sürdüğü takım da genç. Sadece genel kadrosu değil. Yani öndeki üçlüsünün tamamı 20'li yaşların başında. Çok dinamik. Stoilov siz hatırlamazsınız çok iyi bir on numaraydı. Fenerbahçe'de oynuyordu. Çok iyi bir futbolcuydu. Bence çok iyi de bir teknik direktör. Hatta şöyle söyleyeyim Fenerbahçe'nin bir sonraki teknik direktör odayı olmalı bence. Çünkü oyunu algılayışı, oyuna tutunuşu. ya Düşünsene hani bir tane yemişsin, ikincisini kendi kalene atmışsın ve hala oyunu devam ettirebiliyorsun. Bu dirayetli bir teknik direktörlük dışında bu kadar genç bir takıma yaptırılabilecek bir şey değil. İyi bir teknik direktör yani. Geçen sene ikincilikten çıkışları da öyle yani adam imza attığı günden itibaren takım fırladı. Dolayısıyla A'dan Z'ye zaten iyi bir organizasyon Göztepe. Ee, yani bundan önce benim eleştirdiğim bir takımdı. Mesela şey dönemi, Tomas'ın geldiği dönem falan hatırlar? Evet. Olacak iş değildi. Bir futbol aklını doğru bir yere teslim ettiler. Ve bence çok çok iyi gidiyorlar. Seyirci zaten alev alev. Stadı şahane. Bu yani örnek kulüp budur. Dolayısıyla hani Beşiktaş'ın yenilgisini konuşurken Göztepe'nin de nasıl hareket ettiğine iyi bakmak lazım. Bir tarafta panik halinde kurulmuş, geçen senenin ortasından itibaren panik halinde kurulmuş bir takım var. Ve işte şöyle yani bu çi transferi de, Musrat transferi de ikisinin de iyi futbolcu olduğunu düşünüyorum. Ama yani bu bedellere der mi? Ondan sonra aman abi onu da alalım, bunu da alalım. Mourinho'yu mu getirelim? İşte Rafa'ya ne isterse verelim, immobile onu da alalım, bunu da alalım. Anlatabildim mi? Yani panikle yapılan, kurulan bir takım. Çünkü o tarafı da anlıyorum. Hasan Arat yönetimini de anlıyorum. 20 yıldır süre gelen bir başkanlık sistemi var. Birbirini takip eden başkanlar. Hepsi birbirinin devam aslında. E ona karşı bütün sandıkları kazanıp gelmişsin. Artık millet yeter demiş. Sen de bir an önce bir şeyler yapman lazım. Panik halinde onu yap, bunu yap. Bir tarafta değerli toplu, düşünerek, çok fazla para harcamadan ama doğru harcayarak. Bir de know-how var İngiltere'den gelen. E onunla yapılan bir takım. Bir taraftan da panik halinde biz büyük takımız bir önce büyüklüğümüzü hatırlamamız lazım. Durumunda olan bir takım var. E şimdi bu, tabii maçı bu anlatmıyor. Beşiktaş bu maçı kazanabilirdi. Yani 2-2'den sonra girdi 3 tane pozisyon var o git gele de Ama yani bunu hakkını vermemiz lazım. Göztepe'nin hakkını vermemiz lazım. Çünkü Trabzon'a 10 kişi maç kazanıyorsan, Fenerbahçe 2-0'dan 2-2 geliyorsan, Beşiktaş'ı da 2-0'dan 4-2 yeniyorsan, yani bunu, bunu, bunu önce bunu alkışlamak lazım. Ve bunu nasıl yaptığına da bakarak. Bu Adana Demir 3 sene önce yaptığı gibi bir şey değil. Bir şey kuruyorlar. Umuyorum. Yani bunun üzerine koyarak gidecekler diye umuyorum. Çünkü İzmir'in de buna ihtiyacı var ve hakkı var. E Göztepe'de öyle bir kulüp. Bir kere hakkını vermemiz lazım. Gelelim Beşiktaş'a. Tekrar ediyorum. Şimdi muhtemelen Beşiktaş'tan ne diyorsun kardeşim sen diyecek. Abi ısrar edeceksin. Eğer Van Bronckhorst'a karar verdiysen bu adamın futbol doğrularını kabul etmişsin demektir. Bu adamın futbol doğruları da bunun geçmişine baktığında çok kötü sonuçlar çıkarmış futbol doğruları değil. Buradan ısrar yani edeceksin. Eğer sen bu kararını verdiysen bu karar verdiysen Broncos'ta ben bir gelecek kuracağım. Sadece ha buna camia şey yapar sabreder kabul eder medyası kabul eder YouTube medyası kabul eder. Onlar başka bir şey. Taraftar etmiyor. Ya bilmiyoruz taraftarı birer birer konuşuyor muyuz? Ya yani adamlara da sanki kardeşim biz bir şey kuracağız bekleyin bir, iki sene üç sene bekleyelim Abi, bir şey olacak ileride çok daha değerli toplu bir şey olacak. Ama öyle söylenmedi. Hayır, öyle bir şey yok zaten sahada. Yani Van Bronckhorst'un kafasında uygulamak istediği şartlar takımın içinde var mı bilmiyorum. Van Bronckhorst da bunları idare edebilecek bir adam mı onu da bilmiyorum. Ama sen Van Bronckhorst'a karar verdiysen Van Bronckhorst'un istediği şartları ortaya koyman, kadroyu ortaya koyman, yavaş yavaş yenilemen gerekir. Şimdi adam dün çıktı dedi ki ben realist adamım dedi. Bu takım 46 puan geri geçen sene. Bu sene ben şampiyon olacağız demedim ki dedi. Ki dedi. Şampiyon olacağız mı dedi? Evet. Amaç ve hedef o ve neye Dün gene dedi diyorum. onu. Hedefim de o dedi. Dün gene dedi onu. Dün gene dedi benim ben bırakmam, pes etmem sonuna kadar mücadele edeceğim dedi. Şampiyonluk dedi. Bugün yarınla olmaz. Ben bunu söylemem dedi. Üzerine koyacağız. Mart'tan Nisan'da söylenir o dedi. Eğer her şey çok iyi gidiyorsa. Ama tabii biz onu ben şampiyon olacağız demedim. Cümlesini çıkarıp al, alıyorsun konteksten, bağlamdan tamamen kopuyor. Ya şampiyon olacağız demiyorsan ne işin var burada? Ya geliyor. E Mourinho da demedi. Bu sene şampiyon olacağız. İki senenin sonunda dedi. İki senenin sonunda şampiyon olamazsak ben giderim dedi. Mourinho da bu sene şampiyon olacağız demedi. O yüzden zaten bir de yani baştan beri itiraz ettiğim benim ya. Hollandalılar olmuyor. Dolayısıyla zar atmak bu. Bu da evet kabul ediyorum. Yani ne demek Hollandalılar olmuyor diye de karşı çıkabilirsin. Her Hollandalı birbirine aynısı. Ama kültürel olarak çok uyuştuğumuz bir yer değil. Değil yani. Almanlarla daha çok uyuşuyoruz. Birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Al Samsun. Yani Türkiye'de de başarılı olmuş Alman teknik direktörü. İşte az değil yani. Burada e, durumun hakikaten genel itibariyle her bir e, tarafın birbiriyle örtüşmediği bir sahneyle karşı karşıyayız. E, oyuncu, teknik direktör, teknik direktör yönetim, yönetim medya. Büyük kopuş var. 10 e, gün tatil verilmiş galiba. Evet, milli takım arasında. Hocanın kendi adına. Ya kendi 10 gün tatil vermiş. Evet. Bunlar olmaz yani. Takımı 6 günlük tatili verildi ki o da fazla. Milli takım arasında daha önce teamürler 3-4 günün tatili gösteriyor. Şimdi işte bu ülkeyi bilmemekten kaynaklanıyor. Şaşırdı zaten maçın sonunda bu soru sorulunca. Türkiye'de hiçbir dükkanı patronu 10 gün boş bırakmaz abi. Hiç bakkalı da bırakmazsın. Nalburu da bırakmazsın. Soyup soğana çevirirler seni. 10 gün dükkan bırakılmaz. Türkiye'de öyle bir şey yok yani. Avrupa'nın diğer ülkelerinde? Olabilir orada başka bir şey vardır yani. Emanet edebilirsin. Burada bir emanet edilmez. Ben hiç öyle bir patron tanımıyorum. Patronlardan genelde şunu duyarsın. 20 yıldır tatil yapmıyorum. Böyledir. <laughs> Bizde sistem budur yani. 10 gün gidersen o dükkanı altından çekerler. Büyük takım 2-0'dan 4-2 maçı kaybediyorsa bunun altında çok temel bir sorun var demektir. Bu sadece duran top sorunu da değil. Orta saha bu kadar boş, bu kadar geçirgen olmaz. Top bir o karede bu karede. Bir o karede bu karede. Yani aslına bakarsan Beşiktaş'ın oyun yapısına bakıldığında girdiği 3 tane pozisyonu Raşitsa'nın orta mı yaptı, içeri mi çevirdi, ne yaptı bilmiyorum. Sonra Semih'in pasını ikisi birden vuramadı. Immobile'de. Immobile iki tane voleyi çok kötü vurdu. Dört tane attı aslında. Üç tane değil. Dört tane pozisyon. E sana Beşiktaş'ın istediği şey. Yani Rafa'ya alan vır vır gitsin gelsin. açık pozisyon. Açık açık. Yani net pozisyonlar. Yani Göztepe orada esasında verdi oyunu yani. İçeri vuramadı. E Mert çok kötü. O yedi iki gol kapalı tarafa. Olacak iş değil. Yani Mert seviyesinde bir kalecinin o iki golü yemesi kabul edilebilir bir şey değil. E, i̇ş, iş tabii Masu Akka'ya patladı. O değil ama yani. Tamam Maso Akü eleştir de. Ama o değil. Tabii seyirci şunu görüyor. Yani orada bir düello var. Sen nasıl birebir koşarken nasıl yani vur şeyi omuzunu indir adamı yani. Nasıl vurduruyorsun? Kabul. Ama oyun öyle değil ki. Oyun orta sahada orta sahanın bu kadar geçirgen olmaz. Savunma at, sorun yani. Savunma at üçlüydü abi. E, sen görünce neden böyle bir şey yaptığını Anlayabildim mi? Üçlü savunmayla çıkınca Beşiktaş. Valla çok anlaşılabilir değil. Ee, aslında yani Masuaku'yu biraz... Masuaku nasıl bir oyuncu? Şundan mı acaba dedim. Ee, Masuaku mesela Afrika'da Afrika Kupası'nda oynadığı maçlarda yani kaleye yakın olduğunda çok iyi orta atan. Hakikaten çok çok iyi orta atıyor. İyi şut çeken bir oyuncu. Defansif olarak güvenilir bir oyuncu değil. Dalıyor, gidiyor. Böyle bir durum var. Acaba dedim hani onu biraz daha öne alarak mı bunu yapmak istiyor? Ama hayır. Beşlinin solu gibi oynadı. Yani üçlinin solu gibi oynamadı. Burada kafamı karıştıran bir şey var. Tabii şöyle de bir durum var. Baskı yani göztepe baskı oynuyor. Sekiz kişiyle baskı oynuyor. Yani avut atılırken sekiz kişiyle oradalar. Bu esasında Beşiktaş'ın işine gel gelecek bir şey. Yani senin elinde Rafa Silva varsa e, ne bileyim işte orta sahanda ayağına güvendiğin bir takım oyuncuların varsa bu baskıdan çıktığında deryalar var arkada. Raşika keza yine hızlı. E, öyle. Ve Getson. Yani var elinde çok oyuncu var. Dolayısıyla orada arkada iki pası doğru yapsan ya da 80 metrelik değil 30 metrelik boşluğa top atabilsen ki Mert'in ayakları kötü değildir. Hatta iyidir bile. Ee, bunları yapsan bu baskı senin işine gelir. Yani biz işte baskı yiyor niye pas yapıyor bu takım gibi genel bir ezberi var ya Türk kamuoyunun. Uzun vursana. Baskı birçok hoca tarafından rakip baskı yapsın isteniyor. Dün, yani Manchester United maçını seyredebildiniz mi bilmiyorum. Amorim görüyorsun istiyor yani. An, bunlar daha çok gelsin. Daha çok bassınlar ki ben boşluğa çıkayım hemen. Ama oyuncular da Beşiktaş'ta olduğu gibi Mensturanta'da da öyle bir şey var ki endişe bir titreklik var ki hani toptan korkuyor herkes. Hani ben alayım aşayım bu baskıyı aşayım ve boşluğa çıkayım ve ondan sonrası zaten çok kolay. Adam oraya yığılmış arkasına geçtiğin anda bitiriyorsun işi. Ama bu çok yüksek güvenle yüksek güvenli orta sahalarla olabilecek bir şey yani topu aldığında sırtı dönük orta saha topu aldığında daha topu dön, topa dokunmadan rakibini geçebiliyorsa böyle bir oyuncun varsa mesela bunu Torreira çok çok iyi yapıyor. Amrabat zaman zaman çok çok iyi yapıyor. Yani bütün o öndeki baskıyı tamamen kırmış oluyorsun aslında. Bu istediği bir şey. Bu Van Bronckhorst'un istediği bir şey, istemediği bir şey değil. Yani o 8 kişiyle Göztepe oraya yığıldığında istiyor ki aman abi daha çok gelsinler. E çünkü gitti golü attı. Yani öncesindeki hani süren sonları hareketi bence foul. Burada gösterebilir oyuncuları da burada kutlamam lazım. Hiç kimse itiraz etmedi. Şimdi bunu neyini kutluyorsun diyecekler. Hemen oyuna döndüler. Türkiye Ligi'ndeki takımların yüzde doksan hakemin üstüne çıkardı o pozisyonda. Bu pozisyon eleştirisi değil. <laughs> pozisyon yapmıyoruz çünkü. Ee, ama yani hiç itiraz etmediler. İki tane el kalktı. Sonra gol oldu. Golü verdi hakem. Ne hakemin üzerine yürümek var ne bir şey var. Gayet böyle şey gibi yani Fransız takımı gibi. İsveç takımı gibi oyuna döndüler devam ettiler yani. Oyunda kaldılar. Bunu da, kutlamam lazım. Ee, orada da gene o pozisyon eleştiri şeyi değil bu. Tartışması değil. İşte var niye çağırmıyor sorusu geliyor tabii insanların aklına. Sven Son acaba foul yaptı mı yapmadı mı? Bence yaptı. Yaptı değil mi? Foul yani oldu. Bence foul. Neyse. ama hakemin kararı bu. Orada soru şu. Hakeme ne gösterecek var? Gördüğünün dışında. Zaten görüyor her şeyi. Yani varın var çağırdığı zaman ne gösterecek? Ekstra ne gösterebilir? Dolayısıyla varın orada müdahale edememesi gayet normal. Ee, hakemin kararı bu ve çok net olarak değil dedi böyle yaptı. Hatta ben de hani düdüğümüş elini götürüyor falan dedim ama böyle yaptı. Dolayısıyla yani burada var tartışmalarında da bence bir e, hakem hocalarında da bence ciddi bir eksiklik var. Orada varın hakeme gösterebileceği daha iyi onun olduğundan daha iyi bir açı yok. Dolayısıyla çağırmamalıydı. Doğru yaptı. Ama değil burada altını çizmemiz gereken tekrar ediyorum Göstebeli oyuncuların tavrı. Geçen sene bu dönemlerde Beşiktaş adına yönetimin değişmesi gerektiği bir durum ortaya çıkmış. olan sü Kongre'ye gidilmişti. E, bu şartlar şu anda bir sene dolmadan aşağı yukarı e, aynı duruma geldiği bir gözüküyor abi. E, Hasan Arat ve yönetiminin göreve gelirken verdiği sözler, her şeyin farkında olduklarını ifade etmeleri ve bir yıl sonuna gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsun? Bu kadar çabuk olmaz ya, olmamalı yani. Bu kadar çabuk. Vazgeçmemeli ee, ki gelen haberler Asanat'ın aday olmayabileceği ihtimalinin altını kuvvetle çiziyor. Evet. Geçen haftada net bir şey söylemedi zaten. Evet. E, olmaz. Bütün sandıkları almışsın. Olmaz yani devam etmeli. Bu kadar kolay değil bu işler. Futbol öyle yarım dönemde yapılacak işler değil. Her, herkes her sene değiştirdiği için birisi şampiyon olacak. Bu 3-4 takımdan birisi şampiyon olacağı için birisi oluyor. Ama doğrusu o, o olduğu anlamına gelmiyor bu. Herkes her şeyi değiştirdiği için her sene mecburen birisi olacak yani. Anadolu'dan birisi olamıyor. Zaten orada da her şey değiştiği için. Yani Okan Burun ilk senesinde şampiyon olması. Bak gördün mü ne kadar doğru bir şey yapıldı. Değil. Herkes yanlış yaptığı için bir tanesi şampiyon oldu. Ama sportif sonuçlar da başkanın işini zorlaştırıyor yani. Bizde Onu... eksik olan şu. Şöyle bir durum var. Yerine ne koyacağız? Bu adam gitsin. ki bu adam gitsin üzerinden. Konuşuyoruz. Peki yerine ne koyacağız? Koyacağımız seni plan ne? Serdar Adalı mı gelecek? Ne yapacak? Aday olma ihtimali var. Ne yapacak gelince? Gelince göreceğiz. Sergen Yalçın gelecek. Bir i̇htimal var. Sonra? Belki tekrar Yıldırım Demir'in aday olur. Yani ne plan ne? Benim basın mensuplarım Beşiktaş'ı korumuyor. Beşiktaş'ı koruyun. Burası sizin ekmeğiniz. Kimsenin, Gö kimsenin bu kimsenin, açıklamalar abi altında dolu. Kimsenin, Hasan kimsenin Hasan Arat'ın açıklaması onda belirtmem kimsenin lazım. Kimsenin basın mensubu kimseyi korumaz. Bir kere kategorik olarak yanlış bir şey bu. Basın mensubu birilerini korumaz. Ama evet var mı böyle bir medya? Var. Onlar da kimseyi korumuyorlar. Al işte Galatasaray medyasının sezon başında transferler yapıldığında nasıl ortalığı yaktığını. Ne Okan Bırık kaldı ne yönetim kaldı. Ortalığı alev alevdi yani. O gider mi? Bu gelir mi? Lazım, takım mı? Öyle olur mu? Olmaz mı? Okan Hoca sen ne biçim hocasın? Bir tane büyük maçı kazanamadın. Dinlemedik mi bunların hepsini? Dinledik bunların hepsini. Özellikle Young maçından sonra. Şeyler açıldı bütün geçen sene Fenerbahçe'ye kaybedilen maç. Hoca değilsin bilmem ne değilsin bir tane adamı bir şey yapamadınlar. Ortalık yanıyordu sonra 10 tane üstte kazanınca. Herkes, kimse kimseyi korumuyor Herkes kendi yangınının peşinde. Yangın. Yangın satıyor. Malo çünkü ürün bu. Kimse kimseyi korumaz. Şu anda Türk medyasındaki bir numaralı ürün yangın. Çıkacaksın, bağıracaksın, çağıracaksın, Aa, öyle olur mu, böyle olur mu, alacaksın şeyin gazını, onu, onu köpürteceksin. Körük yani. Körük. Zaten bir ekranın başına oturan insanlarda böyle bir öfke var, Onu körükle, 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 körükle bu yani. Bu çok iş yapıyor, ürün bu. Ya ben fan Bronkursa bir plan olarak bakıyorum. Diyorum ki bu adamla ilgili, bu adamın oynattığı oyun, bu adamın yöneticilik tarzını benimsediler, getirdiler, bunun üzerine yatırım yapacaklar. Hayır öyle değil işte. Bu arada abi unutmadan Klirmenle maçın adamını seçelim. <laughs> Sen biraz önce. Matsui bence. Matsui çok suyu çok söyledim. beğendim ya. Yani. Hakikaten çok beğendim. Ya yani ilk Avrupa deneyimi zannediyorum. Japonya'dan e, Tokyo'dan gelmiş. E, çok zihni açık iyi bir oyuncu. Bilmiyorum. Yani ne, nereye kadar gider onu bilmiyorum ama dünkü oyunu çok beğendim. Temel sorun çok tembel bir orta saha olması. Beşiktaş'ın yani oyuncularının teker teker ben hiçbirisinin kötü oyuncu olduğu kanaatinde değilim. Ama orta saha organizasyon aşırı tembel bir o, organizasyon. Çok uzaklar abi topa. Hiç yani ne kontak var ne rakiple kontak var ne topu alayım var topu isteyen yok. Ya birisi geç sonun dışında o da bir süre sonra sıkılıyor. Zaten o kadar öyle bir oyuncu da değil. Şöyle gidiyor top istiyor 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 sonunda eee diyor bırakıyor. Abi buradan... Cumartesi gününün 19 kuşağındaki maçı Galatasaray karşılaşmasıydı. 1-0 Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlandı ama görece bu sezon özelinde Galatasaray'ın özellikle ilk yarı çok dinamik olmadığı, ritmini bir türlü bulamadığı ama ikinci yarı Batu oyuna girişiyle Osimen'in Batu Şahin'in evet, yani beraber... Yani Bodrum da eksik kalışıyla. İlk yarıda Galatasaray'ın bu sıcaklık haritası var ya, ağırlıklı evet. pozisyon. Ağırlıklı pozisyonuna bakıyorum. Osimen en önden kaçıncı oyuncu sence? Bir. Değil midir? Dört. Osimen Icardi'lik yapmak zorunda kalıyor. Kapalı savunmalara karşı. Merkezi çok iyi kapattı Bodrum. merkezi çok iyi kapatınca orada topu almak çok kolay. Geri geliyor. Doğal olarak geri geliyor. Bu bir taktik. Yani Yunus'u içeri atacak. Ee, Salay soldan kaçıracak Salahay önünde mesela önünde yani ee, Yunus Salay, Mertens onları orada oynatmak oraya sızmalar yapmak kapalı savunmaya karşı çok denediği bir şey yok çok yaptığı bir şey ve bunun içinde hakikaten iyi bir zemine ihtiyaç var topun çok hızlı akmasına ihtiyaç var ve bunu organize edecek bir e, merkez orta saha ihtiyaç var. Sara iyi değildi. Bunu söyleyebiliriz. Torreira savunmanın çok içine giriyor. Mecburen. Zeminde Okan Hoca'nın söylediği gibi hakikaten çok parlak değil. Volkan Hoca da çok iyi organize etmişti. Merkezi çok çok iyi kapadılar. Ki hakikaten kadrosu bence kötü bir kadro değil bu durumun. Ama dengesizlikleri var. Ama bu Galatasaray'ın da var. Galatasaray'ın da kadro dengesizlikleri var. İlk ee, ilk yarının bu kadar tıkanık olması Galatasaray'ın gol pozisyonu üretmekte zorlanması bu anlamda normal. Yani oyun akışına bakarsan bu olabilecek bir şey. Yani rüzgarı, şu su, bu su hakikaten şey yapamıyorsun da. Yani muhtemelen oyuncuların yerine koy. Milletlik maçtan gelmişsin. Görece çok kolay diye düşünüyorsun maçı. Daha önce hep tatile gittiğin yer. Stadyum atmosferi de mi? Stadyum atmosferi yok. Sanayi Mahallesi'nin ortasında bir yer. Hakikaten kolay olmayabilir. Olmayabilir. Zaten olmadığını da gördük. Galatasaray bunları yaşıyor. Yani Avrupa'da da bu tip rakiplere karşı yaşadı. Bir de Volkan Hoca hani savunmanın iki kanadının arkasına uzun toplarla çıkmak gibi bir plan. Hani hiç orada oyun kurayım plan öyle bir derdi olmadı. Bunlar yaptı. Dolayısıyla hani, oyunu yeni, hücum yenilemek de kolay değil. Galatasaray açısından son derece normal bu durum. Eksik kaldıktan sonra Bodrum Spor ikinci santrifor atıp Bence o gole kadar ki e, bölüm de iyi değil. Çünkü yüksek orta, çok orta yaptılar doğal olarak. Yani böyle bir rakibe karşı orta ile oynamak gayet normal. Hani Gökdeniz Kanada geçmiş adam. En iyi oynadığı Santifor bence Gökdeniz'in. Ya öyle. Sola açık başlıyor yani Sağ açık sola açık da oynar da ama Santifor, iyidir, santifor oynadığı işte. zaman bence yıpratıcı bile yani. E ondan bek yaratmak. Yani zaten Ege de bek değil. Kırmızı kart gören de bek değil aslında. Yani bir takım dengesizlikleri var. Ama Volkan Hoca iyi kapattı. Yani Allah var iyi çalışmışlar buna. Galatasaray'ın Avrupa maçlarından bence iyi bir şey alınmış. İyi bir plan alınmış. Ee, gole kadar ki gole kadar üretememek bence ciddi sorun. Osman Batçuay ile ondan sonrası zaten açabilecekleri yani bodum merkez oyun merkezi öne geçtikten sonra var zaten pozisyonları var orada kaçırdılar. Ama e, şey bu'nun ben bu maçı özel bir şey oldu kanaatindeyim. Ya yani Galatasaray bir sonraki maçta böyle futbol oynamaz. Ama şuraya gelmem lazım. Bu çünkü beni son derece rahatsız ediyor. Galatasaray'ın elinin de çok iyi bir kadro olduğu, çok derin bir kadro olduğu yolunda, çok iyi transferler yapıldığı ile ilgili bir şey var, genel kanı var. Bu Okan Hoca'ya haksızlık. Çok ciddi anlamda haksızlık. Galatasaray'ın kadrosunu aç bak abi. Çıkan kadroya bak. Üçlü bir savunma hattıyla çıktılar. Dörtlü oynayabilir mi? Oynar. Kimle oynar beklerde? Beklerde Barış Alper'i bek'e koyacak. Bek mi Barış Alper? Değil. Yani. Kaan Ahyan olabilir. O da bek değil. Ama Yakupsun sakatlığı var. Başka kim oynayabilir belki? Yeraltı o da değil. Yeraltı Berkan <laughs> oynuyor ara sıra. O da, o da değil. De... Beki yok takım ya. Ama Yeraltı ve Yakup transferleri yapıldı sonuçta. Yakup <laughs> tamam okey. Yani Yakup yani evet, iyi oyuncu. Ama sakatlık sorunları olabileceği <laughs> söyleniyordu. Olma, oluyor da. Ya yani, oluyordu. Evet oluyordu. E hani bu seviyeye çıkmasının kolay olmadığı da konuşuluyordu. Çıkamadınız. <laughs> Ama onayı verelim. Beksiz sonra. oynuyor ya abicim. Beki yok, Beki. Takımın Beki yok. Bu durumda Okan Buran'da saksızlık olduğunu görüyorum. E çok iyi kadrosu var. Çok iyi yok kadrosu. Yani ciddi problem problem var bu kadronun. Bu bu kadronun çok ciddi problemi var. Yani Galatasaray'ın bekleri vardı. Beğenilmiyordu. Değil mi? Sol bekleri vardı. Beğenilmiyordu. İki tane vardı. Beğenilmiyordu. Şimdi hiç yok. Yani Bayer Münih'e transfer sonrası boyadan bastı. Boya Boya sağ kanat. Şimdi sol kanatında da bir takım oyuncular geldi, gitti. Değil mi? Hı hı. Angelinho geldi gitti mesela. Değil mi? Evet. Bu adamlar olmadı. Yüksek klaslı pek oyuncuları yani. Ben hatta geldiği zaman dedim ki bu senin transferi olur bu adam. İyi e olmadı. olmadı. Olmayabiliyor yani. Şu anda yok abi yok. Bekin yok senin ya. Sahaya çıkaracak bekin yok. Ama çok iyi üç tane forvetim var. Anaya yani dengesiz. Tamam. Denge yok. Bakanat oyuncusu da yok. Sara inanılmaz iş yaptı tuttu. Tuttu yani. Büyük riskti. Çok yüksek fiyata. Ne olursa olsun Championship'ten aldın adam çok iyi çıktı yani. Hani sezonun en iyi oyuncusu. E, olmasaydı ne olacaktı? Şimdi diyeceksin olmasaydı olma. Ama yok yani yerine planın yok. Olmayabilir çünkü. Dolayısıyla baştaki yangını hatalı buluyorum. Bu medyanın. Demin Hasan Arap'la ilgili konuşurken. Ama Okan Hoca'nın da hakkını vermek lazım bu kadrodan bu oyunu çıkarmak o Tottenham'a karşı o oyuna cesaret etmek ya yani bunlar az buz işler değil. Hakkını vermemiz lazım. Burada büyük iş yapıyor. Yani çok büyük şans kalası açısından. Hem yerel çok iyi düşünebiliyor. Hem global düşünebiliyor. İkisini buradan yapabiliyor. Ha, şampiyonlar ligine gidememek korkunç bir şey. Korkunç bir şey yani. Ee, yani onun açıklaması da İşler kötü giderken açıklamalarında ben problemler görüyorum hocanın. İşte bugün olsak Young Boys'u yenerdik ya. Bugün olsa Young Boys'u yenerdik de açıklamamadır. O gün yenmen lazım Young Boys'u. Ama bir taraftan yani bu kesin haklıdır. Bizde böyle bir durum var ya. Ya siyah ya beyaz. Hayır değil griler var ama beyazı daha fazla. Okan için büyük iş yapıyor. Elindeki Galatasaray'ın elindeki en büyük aset Okan Burku. Yönetim yok Galatasaray'ın. Yok yani. Yok. O yüzden medya medya dolaşıyor. Kendini anlatması lazım. Şimdi Metin Öztürk'ün yaptığı açıklamalar iş mi yani? Ya yani fayda mı sağlıyor zannediyorsun? Çünkü tutarlı olman lazım ki bir şey olmasın değil mi? Bir, aa evet filan demesin. Ne dedi Metin Öztürk maçtan önce söylesene. Fenerbahçe, Fenerbahçe maçından hemen sonra konuştu. Fenerbahçe'nin penaltısı ilgili konuşuyor. Okey. <laughs> Fenerbahçe'nin penaltısı üzerinden bir değerlendirme okay, yaptı. Ya, maç öncesi değil de maç sonrası. Söyleyebilirsin böyle bir şeyi. Evet. Biraz denk geldi Fenerbahçe 16 kuşağında oynadığı için. Sonra Türklüğe hakaret eden Mourinho. Nerede ettiyse Türklüğe hakaret. O sanırım biraz Türk futbolu üzerinde yaptı açıklamaları. Kimse de dedi. E peki Metin Öztürk sözlerinin sonunda ne söylemiş? Bir bakar mısın? Bu şekilde devam edilirse üçüncü sınıf oyuncular bile gelmez ülkeye. O değil. Üçüncü sınıf oyuncu. E ne fark var Mourinho'nun söylediğinde? Kimse seyretmezden. Ne fark var bunun? Yani Türkiye'yi kimse seyretmiyor diyor Mourinho. Metin Öztürk de diyor ki o değil. Üçüncü sınıf bir oyuncu bile gelmez buraya. E ne fark var? Aynı şey söylüyorlar. E ne itiraz ediyorsunuz ama? Var mı fark ya? Ben mi yanlış görüyorum? Çok gözükmüyor fark. Hangisi daha ağır onu da bilmiyorum yani. Tonuna ve yerine göre de ağırlık tartışılabilir. Şimdi bu, bu bunun içinde Okan Hoca'nın yaptığı iş bence mükemmel. Değerini bilin. Sevgili Galatasaraylar. Kolay değil yani. Ki içeride de bak Mustera'nın bu sinirleri falan değişti adam bu sene. Evet. Yani Saçın son bir kavga neyse o maçın sonundaki. Kerem'le. Bir şey de yok ortada yani. Onu daha sonra bir detayları... Kolay bir değil ortaya. bak bu insanla bu, bu, kadroyu idare etmek hem e, şey açısından, e, egoları açısından çok kolay bir şey değil. Yani geçen sene yarım sezon Davinson'u kenarda oturttu ya. Kolay bir şey mi Davinson'u yarım sezon kenarda oturtmak, oturtabilmek? ve sonra bu sene yeniden yararlanmak. Bunlar büyük işler. Bunlar büyük işler. Değerini bilin. Bilmediklerini hissediyor musun veya düşünüyor musun? Yok bilmeyen varsa <laughs> diyorsun. <söyleyeyim. gülüyor> <laughs> Çünkü iki, iki yeni ilgi de hemen terse dönüyor iş hoca değil. Hı, hı. Le dönüyor <laughs> bizde. E, yapılan iş çok büyük iş. Ben yani çok net söyleyeyim size. Galatasaray %66 ile belki de sezonun en fazla topa sahip olduğu maçlarından birinin oyunda. İlk yer özelinde söylüyorum ama 0-12. E, gol beklentisiyle işte çok e, oyunu açmak için geri geldi. Ika, şeye de çok girdi. Torreira da savunmanın içine giriyor. E amaç işte Mertens'i e, kaçırmak, Yunus'u kaçırmak. Yunus çok top kaybetti. E, o zeminle alakalı olabilir. Muhtemelen Okan Hoca o yüzden söyledi zeminden. Yani biraz da oyuncularımı koruyayım diye. İnanılmaz top kaybı yaptılar tarafta. Milli takımdan dönen oyuncular bu hafta üzerinde e, normaldir. Bir de o rüzgar Lodos'tu galiba değil mi? Çok çok çarpan bir rüzgardır o ya. Korkunç bir rüzgar o. Hakikaten. Kolay değil ya. Bunlar kolay işler değil. Yani, Kasım'da Bodrum'a hiç gitmedim abi. Ha? Kasım'da Bodrum'a hiç gitmedim. <laughs> İstanbul'un havası bir gün sonra oradadır işte hep. milli takım bu kadar tatsız bir şekilde kaybedince dönen oyuncularda bir şey vardı. Mert'te de vardı Beşiktaş'ta. Mert ama milli maçta da çok kötüydü. Evet. Hani çok kötüydü. o... Mert, yani acayip dalgalanmaya başladı performans. Bir maç Panter bir maç korkunç yani. Yine Yunus, Barış Alper onlar da bir Barış'ta da çok ciddi düşüş bir var. Yani Barış'ın geçen seneki performansı umuyorum zirvesi değildir. Umuyorum zirvesi değildir. Ya çünkü geçen seneki fırlaması inanılmazdı. Kolay değil milli takıma gidiyorsun, dönüyorsun, hemen Avrupa kupaları başlıyor vesaire vesaire. Hani hiç dinlenecek vakit olmadı ama geçen sene Barış'ı farklı kılan şey o yüksek gü gücünü yani hakikaten sırtını alıp gidiyordu. Ee, zeka ile birleştirmişti. Daha çeşitli bir oyun oynuyordu. Daha daha tahmin edilebilirlikten uzak bir oyun oynuyordu. Bu sene bir burada çok buraya buna çok takıl. Daha çok daha tahmin edilebilir bir oyuncu. Bir de bu hakem işleriyle çok uğraşıyor. Yani gidiyor, atıyor, kendini hemen ah, oh, falan hani, fol. Yani Oyun, bu şey açısından söylüyorum. Ya yani bu adama bakılıyorsa yani Avrupa'dan bunlara da bakılıyor. Temiz, düzgün oyun isteniyor. Yani biz sana yatırım yapacaksak 25-30 milyon euro vereceksek topla oyna abi. Rakiple oynamayı bırak. Ki var sende bu yani. Geçen sene gördük. Yani Galatasaray'ın geçen sene şampiyonluğunda çok temel bir rolü var Barış'ın. Çok kritik maçların, çok kritik dakikalarında inanılmaz işler yaptı. Dört pozisyon oynayarak. Beş pozisyona oynuyorduk. Yani bütün kenarını oynuyor şeyin. Sağ-bek, sol-bek, sol-açık, sağ-açık, sand spor. Hakim Ziyeh çok net bir gol kaçırdı abi. Çok fücut. <laughs> Soğuk herhalde yani. Abi bunun soğuklukla bir alakası var. Soğuklukla olur. alakası Başka niye olur yani? O topu niye vurursun? Yani. Orada bir de osimenin pas vermesi de benim görpüme gitti. Ossimen vurur orada diye düşündüm ama orada ama çok bomboş boş. bomboş adam varken pas vermek daha doğru bir tercih değil mi? Tabii ki. On şöyle bir durum var. Osman'ı iyi anlamak lazım. Osman şimdi Türkiye'ye geldiği için inanılmaz yani biz onun farkında varmıyoruz ama inanılmaz bir eleştiri bombardımanı altında. Ya hem kulüpler eleştiri bombardımanı altında. Yani arsenalli şu su, bu su hepsi yani. Ya siz bu adamı niye almıyorsunuz? Almadınız ya da. Öyle bir şey yok. Bir de Osmanlı'da var bu. Ne işin var Türkiye'de? Yani Afrika'da da var her yol. Bunu, bunu bence çok iyi idare ediyor. Yani verdiği röportajlar, işte ben orada şu kendimi çok iyi hissediyorum. İşte orası işte müthiş bir ortam, müthiş. Hakikaten çok güzel idare ediyor. Bunu hem kendisi için yapıyor. Hem de bir sonraki transfer için yapıyor. Yani siz küçümsemeyin Türkiye'yi. Türkiye'de acayip bir iş yapıyoruz biz. Size anlatıyor. Bütün açıklama, yani bütün röportajlarında şunu da bunu da görüyorum. Sağ içinde de görüyorum. işte Tottenham maçında. Gördün adamın yani kaçırdığı golde tep verdiği tepki. Çünkü bir şey ispat ediyor. Bir şey ispat ediyor. Bir şey söylüyor yani. Bence bu, bu Okan Hoca'nın da başarısı o sümenin de olayı çok doğru algılaması. Tabii ekibin menajerinin şunun bunun da payı vardır muhtemelen. Ama bunu çok iyi yapıyor. Yani Ziyah'in tam tersi. Yani Ziyah dükkanı kapatmış. O yeni açılımlar peşinde. 75 milyon euro bon servis bedeli var. Bu sürpriz değil. Biliniyordu. Türkiye'den bir takım veremez. Ama verirse şaşırma. Nasıl verecek? <laughs> yani bugüne kadar nasıl verdiler? 75'i hiç görmedik ama. 75'i. Ya hiç 15 hiç milyon maaş görmüş müydün? Yok. E onu da görüyoruz. Yani normal mi şu harcanan paralar ya? Gözünü seveyim. Yani millet şeyle uğraşıyor işte hakem makem ya bunlar normal mi? Asıl, asıl problem orada. Ya bu kadar nasıl kuruluyor? Bu transferler nasıl yapılıyor? borçlar açıklandı. Ya bu borç borç bırakın bu işleri. Sponsorluk bir sponsorluk yalanıdır gidiyor. Yasak diyorum. Hiç hala bilet yazıyor sponsorluk, da, sponsorluk. Yok kardeşim sponsorluk diye bir şey futbolda ya. Transfer anlamda diyorsun abi. Yok öyle bir şey ya. Yasak. Yani söylüyorum işte Newcastle niye yapamıyor? Aramco yani. Dünyanın en büyük petrol şirketlerinden biri. Niye Manchester City'nin üzerinde 117 tane dava var? sponsorlukla bu iş oluyorsa. Yani el alem gerizekalı bizimkiler mi akıllı bir tek? Sponsorluklar verecekmiş maaşını. Yok öyle bir şey. Yasak. Ama yasak fark etmiyor ki. Bayis reklamı da yasak sözde. Her yer bayis reklamı. Her yer. Maç açıyorsun bayis reklamı. Telefonu açıyorsun bayis reklamı. Milli piyango teşkilatına giriyorsun. Kumar oynatıyor milli piyango teşkilatı. <laughs> Bildiğin kumar oynatıyor ya. Kazinosu var ya Milli Piyango Teşkilatı'nın. Ya aç o sen de. Ya yani Milli Piyango Teşkilatı da şey değil ha devletin falan değil. Özel. Özelleşti. Yani dalga geçiyor yani dalga geçiyorlar. Kafa buluyorlar bizde. Dolayısıyla hani oluruz. Niye olmasın? Olur tabii. Yani o Osman'ı getirir. Öbürsü Osman olur. Öbürsü Bey olur. Alır yani. İş oraya gidecek. Gidecek yani. Klirmen'le maçın adamına geldi sıra abi. Bodrum Spor Galatasaray Spor ve siz söyleyin bunu. Bence bak şu ay'ı seçelim. Golü attı. Doğru. Doğru. Evet Doğru. maçı kotardı. bu maçların adamı. Yani soğuk gen atabiliyor adam. Soğuk. Hep soğuk. Ama şansı o bir taraftan da. Ruhu da soğuk. Yani, dert sakin, etmiyor. Sakin kalabiliyor. Evet evet. Sakin kalıyor. Evet. Yani kolay değil ha. Karakter özellikleri de. Çünkü adamı transfer ettiler. Dediler ki İkardi sonra sensin kardeşim. Tamam. Cart ben geldi. Yani 3. sıraya dönmedi. dördüncü sıraya düştü. Çünkü İkerde Osimen var, Osimen İkerde. Olmazsa Osimen, e Mertens. Hı hı. E o olmazsa İkerdi Mertens. Olmazsa şuraya yer var artık. Yani acayip düştü sıralamadı. Ona rağmen giriyor da... diyor. Söylenebileceğim bir öneri böyle yaptı. Değil mi baştan? Yani? Geç kaldım zaten. Daha önce de olabilirdi bu diye. Ki geçen sene de Fenerbahçe'de attığı goller. Başta, e, maçı çeviren, puan getiren gollerdi. Sadece goller de penaltının da başına geçiyordu. Evet. Yani herkes aman abi son saniye penaltı onu da geçiyordu başına. Dolayısıyla yaptığı ışık doğru haklısın. Mert, şey, e, Baturay. Bir de yani, Mertens bağlantısı da. Mertens'in öyle bir durum var abi. Yani herkesle e, şey uyumlu. Biraz yani, daha... ile oynasa da çok iyi uyumlu. Osman'la de çok uyumlu. Mert e, Batuay'la da çok uyumlu. Osimen Napoli'den takım arkadaşı evet. Icardi başından beri var. Başından beri var. E, Watshuay Belçika milli takımından arkadaşı. O da biraz aslında denk geldi gibi. Yani. Bu tamamen tabi çok altı boş bir şey. Ya e, ama ne bileyim e, Ceko'yla oynasa ona da uyum sağlar yani. Keremle uyum sağladı. Barış Pel uyum sağladı. Yani sonik... Barış son... Rize'den tanıştık. <gülüyor> <gülüyor> İş oralara kadar götüreceğim çünkü belli oldu. Evet. Bir yerleri bir şeylere bağlı. Kalır mı bir sene falan. daha? He? Kalır mı bir sene daha? Kalır. Kalır tabi. Bir de tabi şöyle bir şey oluştu. Mertens yolladın kimi alacaksın? Şimdi Mertens'i kim ikame edebilir? Dibala mı? Yani sezon başı Rafa Silva'cım uğraşmıştı i̇şte, Galatasaray. O, o, oyun, yani Galatasaray'ın bir de öyle bir durum var. Icardi Icardi'nin şöyle bir durum var. Icardi iki senedir büyük sakatlıklarla oynadı. Yani o topuk sakatlığı ciddi ağrılarla yine oynuyordu. Hatırla. Dolayısıyla bu çaprazdan döndüğünde ki bu çaprazdan dönme süreleri değişiyor. Evet. Ee, yani o bir yılda sürebilir. Ama mesela Ümit Davala da beş ayda mı dönmüştü, altı ayda mı dönmüştü? Ki o dönemin tedavi şartlarına evet. göre yani hızlı bir dönüş. Geçen söylettim de kendisini anlatıyordu. Olabilir yani bir bakarsın Mart'ta gelir. Hep bu konuda İsmail Köybaşı aklıma gelir. Döndüğü antrenmanda sakatlanmış tekrar 6 ay kalmıştı mesela. Böyle bir durum da oldu. Evet yani. orada bir yani bir diğer dizinden. Nihat'ta da olmuştu aynı şey. Evet. E, çaprazın koptu mu öbürsü de riske giriyor. Aynen. Öyle bir durum çok var yani. Cenk Tosun evet. yaşadığı, kötüyü çağırmayalım tabii ama bu... Yok yok bu fact yani tıbbi evet, bir evet. gerçek yani. Evet. Birisinden sakatlandığı zaman diğerinden olma ihtimali artıyor. Böyle Aynen. bir şey var yani. bu bir, Doktorculuk oynamıyoruz. Tabii ki. E, Söylenen bir ama... Icardi dönebilir yani Çünkü adam sakatken de oynayabiliyor Zeka ile oynuyor daha çok Çünkü Zeka ve beceriyle oynuyor yani fizikli oynamıyor 6 yani ay Aynı sakatlıkla 6 ay çıktı oynadı adam Gidiyordu bir hafta dinleniyordu Geliyordu çıkıyordu oynuyordu Yetiyor Türkiye'ye Icardi'nin zekası Becerisi ee, Yine uzattık bugün <laughs> Ama konular var var. Ee, Osimen Icardi. Osimen gitti. ardın de uzun sürdü. Kim alacaksın abi? Zor. Kim alacaksın ya? Yani? yani taraftara diyeceksin ki Osimen'de Icardi yok ama şu var dediğin oyuncu kim? Luka, falan olur yani. Kesmez. Yok. Ama bu seviyeyi buraya çıkardığınızda bunda karşı karşıya e işte. da bilmeniz lazım. Kesmez. Mbappe gelmeyecek. Ya tabii ki. Yani bilmiyorum tabii o da olabilir. Şimdi, bu <laughs> duruş bile Türk Kutlu'nun geldiği nokta galiba. Belli Senin o iki saniye sessizliğin. Belli olmaz yani. O, <laughs> ama yok yani öyle bir yerde ki iş. Oraya, öyle bir yere çıktı ki yok yani üstü yok neredeyse. Haaland var. İşte GQR's bu sene girdi. Daha dur. Gökeres iki sene önce o, 11 oynayamıyordu şeyde. Ama gelişimde iki yıldır devam ettiriyor. En Abi bir kulüpte ediyor bilmiyorum yani seneye ne olur yani Hoylund'da da aynı şey söyleniyordu. Zilk's'e de aynı şey söyleniyordu. Lewandowski mi gelecek yani? O da belki yaştan artık olmayabilir. O yüzden öyle o koyduğun çita da ilginç yani ta yani Hacı sonrasını hatırlıyorsunuz. Evet. Yeni Hacı, yeni Hacı, yeni Hacı 10 kişi geldi gitti. Sonra Snyder geldi, yeni Snyder, yeni Snyder 10 kişi gitti geldi. Çıkıldı Dawlar filan. Yani yerine koymak zor sonrası da böyle. Zor bir noktaya Büyükte geldi yani. iş evet. 6-2'lik Fenerbahçe'nin deplasmanda Kayserispor galibiyeti erken bir gol arkasından Fenerbahçe'nin 6 golle sonuca ulaşması ama maç 3-2'ye gittiğinde 3-3'ü de bulabilirdi Kayserispor. Spor. Altı var öyle pozisyon var, evet. Ya Fenerbahçe çok ilginç hakikaten. 6 gol attı ve büyük bölümünü çok çok iyi oynadı. Maçın öyle bir 3-4 dakikasını oynuyor ki 3-3'e geliyordu. Hayır yani bir de seyrederken diyorsun ki ya bu takım nasıl attığı üç golü. Yani öyle bir 3 dakika oynuyor. 5 dakika oynuyor. Bu yani Mourinho'nun aklındaki şeyle oyuncuların galiba uyu şimdi şöyle bu, bu bilmeden olamaz. Fenerbahçe Samsun maçında da aynı şey yaptı. Galatasaray maçında da aynı şey yaptı. Bu maçta da aynı şeyi yaptı. 7 kişi ceza sahasının önüne diziliyor. 7 kişi Önlerinde üç kişi rakibi gel diyorlar yani. yani rakip gel, gelmesi lazım. Tamamen gelen abi diyor. Hep beraber gelin siz diyor. Ama öndeki üç kişi rakibe baskı yapmıyor. Duruyor sadece. Arkadaki 7'li de bekliyor. Dolayısıyla bu 7'linin içine 5 kişi altı kişi rakip giriyor. 5 kişi giriyor. 5 kişi de diziliyor entbol gibi. Rahatça top çeviriyorlar. Şimdi bu Fenerbahçe'nin istediği bir şey anladığım kadarıyla. Çünkü bu böyle olmaz çünkü sürekli aynı tekrarlıyor aynı şeyi. Buradan ne gibi bir çıkarım yapıyor? At abi sen ben zaten topu döneni alırım. Baskınla golü atarım. Böyle de goller attı. Ama Samsun maçında da verdi maçı öyle. Göztepe maçında öyle yakalandı. Galatasaray maçında golü öyle yedi. Anlatabildim mi? Ya Fenerbahçe rakibi ya sıfırda tutuyor ya iki üç tane yiyor. Bir tane emiyor yani. Yani bu tuttuğu zaman alıyor götürüyor maçı. Tutmadığı zaman da büyük bir depresyona gidiyor. Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. 85 dakikasını şahane oynadığın maç 5 dakika yüzünden bunu konuşmak zorunda kalıyorsun. Bir de tabi duran top yani. Bu kadar adam adam. kişi adam adam oynuyor. Abi. Kimse topa bakmıyor. Yani Beşiktaş'ta topa koşmuyorlar. Fenerbahçe'de topa bakmıyor kimse. Burada bu çok ciddi sorun. Onun dışında Oğuz inanılmaz futbol oynadı. Mert Hakan olağanüstü futbol oynadı. Yani neden transfer edildiğini bu sene, geçen sene sonunda konuşmuştuk burada hatırlıyorsun. Yani Mourinho'nun istediği o içeride e, kıvılcımı yakan adam olarak ben geçen sene artık ayrılmalılar diye konuştuk burada. E, kendi söylettirdi biraz. Evet kendi söyledi. Ama Mourinho, anlaştıktan sonra da kalabilir. Evet. Dediğimi hatırlıyorum. Evet. Ee, onu gösteriyor. Bu Mert Hakan milli takım oyuncusu. Evet. Yani iki haftadır izlediğimiz. Ama nasıl olur tabii milli takım onu bilmiyorum. Yani <laughs> onu bilmiyorum ama milli takım oyuncusu doğrusu. Direkt oyuncusu hatta. Bu kırılganlıktan kurtulması lazım Fenerbahçe'nin. Ya bu kadar iyi bu kadar iyi bir kadro. Bak çok çok iyi kadrosu var Fenerbahçe'nin. Çok derin bir kadrosu var. Ki Talişka Ya Cenk'e sıra gelmiyor ya. Oğuz'a da daha yeni sıra geldi. Oğuz'a sıra gelmiyor. Levent'e sıra gelmiyor. Yapmayın abi yani. Çok daha dengeli. Galatasaray'la karşılaştırıldığında çok daha dengeli bir kadro. Beki var. Açığı var. Orta sahası var. 5-6 tane oyuncusu var. Var, var oğlu var yani. Galatasaray'ın bazı pozisyonları çok iyi olabilir. Bazı pozisyonları. 5-6 pozisyonu çok çok iyi. Belki Fenerbahçe'den daha iyi. Ama her bir pozisyona bakıldığında Fenerbahçe'nin elinde çok iyi bir kadro var. Çok çok iyi bir kadro var. Transfer dönemi yaklaşırken bunu söylemen biraz e, zihin açıcı olabilir Ay, mi? Şimanski'den istediğini mi? alamıyor. Bu sene evet haklı. İtiraz etmiyorum. Ben Şimanski'yi beğeniyorum ama bu sene performans iyi değil. Ama şunu da biliyorum. Yani Mert Hakan eğer antrenman performansı buralara çıkmamış olsa bence devam edecekti. Çünkü memnundu yani 3-4 haftanın üstüne kadar. Ama oradan da bir şey, bir skor katkısı gelmesi gerektiğini herhalde kendisi de karar verdi ve Mert de, Mert de var işte her pozisyonun içinde var neredeyse. Evet. Ciddi şekilde var. Ee, yani o şeye yaptırdığı, Oğuz'a attırdığı, goldeki bütün o yapı yani çıkıştan itibaren yapıda yani Şimanski olsaydı aynı şey olmayabilirdi. Kabul ediyorum bunu. Ben de orada geri adım atıyorum. Ama istediği şey Morion'un genel olarak o defansif dizilişle istediği şey o onu, onu bulmak. Tamamen onun üzerine kurmuş. Devre arası için Fenerbahçe'nin çok ciddi maliyetlerle transfer yapma girişiminde olduğunu biliyorum. Haber olarak da bunu söyleyebiliriz. En önde Taliska geliyor. 2-3 oyuncu daha transfer edilebilir. Tam senin söylediğin bu kadronun yeterliliği üzerine bunu nasıl anlamlandırabiliriz? e, Talish öyle bir oyuncu, Osman gibi işte. öyle bir oyuncu getirirsin ki kimse itiraz etmez. Yani Fenerbahçe'nin de Şimanski o pozisyonu tam yapamadığı için Talishka ya yani bilmiyorum tabii kaç senedir orada adam. Ama yani oturduğu yerden gol atabilen bir adam olduğu için. Ya bir sakat, yani yok. zaten benim fikrim değil bu. Var yani böyle bir şey var. Hı hı. Ee, ve hani neredeyse bitme noktasına geldiği de söyleniyor. Evet, Talişka konusu açıldı. Aldığımız bilgiler bugün itibariyle, 25 evet. Kasım pazartesi itibariyle sabah saatlerinde çekiyoruz programı. Hı hı. E, Talişka ihtimali çok güçlü oldu. Tabii şimdi Beşiktaş devreye girer mi yoksa iş bitti mi çoktur onu bilmiyorum. Konuda başkan Beşiktaş Başkanı'nın açıklaması var. Bizim Rafa Silva'mız var dedi. Ah, doğru. E, Oğuz Aydın Fenerbahçe için evet, iyi bir kanat oyuncusu. Gol yollarında etkili ama benim gördüğüm Fenerbahçe'nin dinamizmini attırdı. E, Maksimen'den aslında bunu beklerken... Maksimen de veriyordu canım. Ama Oğuz kadar sürekli ve yerinde değil galiba. E, olabilir. Olabilir. Ya Oğuz'la ilgili tartışmayın şeye bayılıyorum ya. Niye bu kadar hafif? Adam oynadı. Katkı yaptı. Hat trick yapacaktı neredeyse. Hı -hı. Hatta pasını verse daha güzel olur. Daha güzel bir hat trick olur o. Çünkü artık e, oyuncuların da bunu anlaması lazım. Asist artı, go, artı gol sayılıyor artık. Yani bütün eskiden sırf gole bakılıyordu. Sonra asist geldi. Hatta asistin geldiği dönemde bizim eskimedi bilmezsiniz siz. Asist ne kardeşim basketbol mu diye yangın çıkmıştı Türk medyasında. Eski o abilerimiz. Bizim sevgili Altan'ın kulaklarını çınlatayım. Çan Asisti Türkiye'ye getiren Altan Tanrıkulu'dur yani. Asist kavramını. Yangın çıktı yani asist ne kardeşim öyle şey mi olur falan diye. inanılmaz yani nereden nereye bu içine doğduğun zaman her şey çok normal geliyor ama ee, böyle bir böyle bir durum var yani çok da eski değil bu 90'lar yani çok eskiymiş pardon <gülüyor> <gülüyor> ee, yani orada çıkarabilirdi şimdi Levent'le ilgili şöyle bir şey Levent diyorum Levent'le de ilgiden şey var Oğuz'la ilgili bugüne kadar neredeydin ya kardeşim bak oldu mu? adam oynadı mı? Evet. Ya ne yapacaksın geçmişi ya? Bundan sonrasına bak sen. Belki hazırladı. Ya Ferdi'den almadınız mı ders? İki sene ortalığı yaktınız bu adamın beklenen iş var önde oynasın diye. Hep beraber. Bütün ülke bu Ferdi niye bekliyor? oynuyor? Bu Ferdi niye bekliyor? 35 milyona gitti. Kimse de ses yok. Ya biz hata etmişiz bekleniyor. Ostergold'e geldi hep beraber kendimi de katayım. bu adam niye oynamıyor niye oynamıyor o oynadı şimdi sakatlanıcı ah nerede oldu. Ya Arda niye oynamıyor, niye oynamıyor niye oynamıyor sattın dünyanın parasına Ya bu adamların da bir bildiği vardır herhalde. Bir, yani, bir Duralım yani. Şimdi gördüğümüz üzerine yorum yapmak işimiz. Herkes de yapsın zaten. Ya bu takım kornerlerde niye böyle duruyor. İşte Mert Hakan çok iyi oynuyor olumlu olumsuz. Ceko oynamalı. El Nesri niye kötü? Bilmem ne. Ama görmediğin şeyle ilgili niye bu kadar takıntılarımız var bizim? Ya görmüyoruz ki adamı. Yanlış bir şey mi söyledim? Yok. Böyle bir şey Abi hayır. <laughs> bir trata girdin <laughs> bu, diye bugün, düşündüm. Bugün, bugün bir, bugün bir durgunluk var bizde. <laughs> Yok abi. böyle, böyle. <laughs> Ya adam çıktı oynadı işte. Bununla bununla sevinseniz de ya çok iyi oynadı Mükemmel oynadı. Bravo. Bundan sonra bak gördün mü adam hazırlamış diye niye demiyoruz? E, deniyor aslında ya, ya, bilmiyorum ben duymadım. İyi, iyi, iyi Gazetelerde, sosyal medya yani Güzel demek ki. Hazır yani. tutmuş kendini. Hoca da tam zamanda oynattı gibi açıklamalar. Ha, iyi bari. Şimdi benim gördüklerim böyle değil için. Hazır tutmuş o ayrı. Hı hı. Ya oz bravo. Hazır tutmuşsun kendini. Tamam okey. Bunu bu, bu, bu tamam, okey. Belki oynasa da, daha önce oynasa aynı performansı sergileyecek Belki çok kötü olacaktı. Bu adamı mı verdiniz bu kadar parayı olacaktı bu sefer? Ya belki de olmayacaktı tabii. Ha, gördüğümüz üzerinde eleştiri yapmak hepimizin hakkı ama görmediğimiz üzerinde bu kadar rahat yapıyor olmak çok ilginç. Senin ya? bir açıklaman vardı bu sezon. Geçmişle evet, yaşıyoruz. Abi, ya. Geçmişle yaşıyoruz. Evet abi nostaljiyle yaşayan bir durumuz, durumdayız yani. Bu ha, gelecekle bu olan... olan... Bu gelecekle olan umudun çok düşük olması ile ilgili bir durum olabilir mi abi? Birçok konu için. Hayır Toplarıyla abi, yaşamak. bu pompalanan bir şey. Bak pompalanan bir şey. Şu anda 3. Selim dönemini okuyorum. Yemin ediyorum bugün okuyor gibiyim. Tarih aralığında beraber istersen. 1807 ayaklanması işte. Hı -hı. Bu İngiliz ulananması geliyor bizim Topkapı Sarayı'nın karşısına böyle diziliyorlar. 1807. 200 yıl önceden bahsediyor şu anda. 200 yıl aşkı o zaman. 215 Yani anladın mı? <laughs> ya zaten bugün okuyor gibiyim ya. İnanılır gibi değil yani. Ekonomisi şu su bu su içerideki <laughs> tartışmaları falan. Ama sorsan uçuyorduk o dönem biz. O zaman uçuyorduk. Yani böyle bir böyle bir durum var. Yani geçmişi böyle abartarak. geçmiş. ah ah ne güzel ah 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 Emre Bey. iki tane şampiyon, bir tane şampiyonu var Fenerbahçe'de. Kaç tane final kaybettiler? Alex'in üç tane kaybettiği final var Fenerbahçe'de. Üç son maç kaybetti ya. Yani geçmiş hep çok iyi değildir abi. Böyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yani doğru analiz yapmak lazım. Geçmiş, geçmiştir. O uzaydım. Çok iyi. Ben basın, yani maç sonrası açıklamasını da çok beğendim. Hocam bilir diyor. Hazırım ben diyor. Tamam bitti bu kadar. Geçen sene bu arada Alanya Spor'la 35 maçta 13 gol 8 asistlik performansı vardı. Evet bunu çok net olarak söyleyebiliriz. Büyükler dışındaki en dikkat çekici performans Oğuz Aydın'ın performansıydı evet. herhalde diye düşünüyorum. Bu sene maksimum trans yok Oğuz Aydın yerli oyuncu. Ama maksimum var orada. Için. Evet. Şimdi orada Zaten Vardı. <laughs> Geçen sene Tadiş oynuyordu. Üzerine Vaksan geldi. Bu adamların Fenerbahçe'ye yıllık maliyet 15 milyon euro civarında. Maximen sakat olmasa muhtemelen oynayacak o tabii ki. Bu arada Klirmen'le maçın adamını seçelim. Olsun. Oğuz Aydın'dan. Yani Mert Hakan'a yani. ayıp oluyor biraz. ama. Geçen hafta seçtik Mert Hakan'ı. Evet. Yok yani seçtik ya. Evet. Başladığımızda hatta futbolcu Mert Hakan'dı. Sanırım artık onu değiştireceğiz. Sadece Mert Hakan. <laughs> Yeterli. anlaşılacak. Yeterli noktaya getirdiği iki maçlık performansıyla. Fenerbahçe'nin Mourinho'yu benim eleştirdiğim nokta o yedili dizilip üçlü koyuyor. Ee, pasın kaynağına baskı yok. Rakip bütün unsurlarıyla geliyor ki bence bunu istiyor tekrar ediyorum. Ki ben alan bulayım hemen bir an önce çıkayım. Savunmasıyla topuyla tüfeğe gelsin. Elnesin sinin gol öyle bir gol. Hı hı. Ee, bunu istiyor. İstemedi, istemeden böyle bir şey yapmazsın yani. Bu rastgele sürekli tekrarlanmaz bundan sonuç alabilirse defansif olarak da hücum olarak da başarılı olur. Alamazsa ki birkaç maçta alamadı. Burada da eleştirilir. Gayet normal. Ben Oğuz Aydın neden oynamıyor diye eleştirmem. O, benim olanla beraber izliyorduk maçı. Sen olsan hangi 11'i çıkarırsın dedi. Ben eleştiriyorum. Çünkü şunu şöyle yapıyorlar, bunu böyle yapıyorlar diye. Yani, genel olarak insanlara yerleşmişti olan da bu. 11. 11 değil ki. 11'i nasıl yapıyorsun? Ya Beşiktaş'ın orta sahası kötü. Kötü. Göztepe'den daha mı kötü? E, değil tabii. Ya da Trabzonspor'un kadrosu Samsunspor'dan daha iyi, kötü bir kadro mu? Önemli olan ne kiminle oynadığından ziyade nasıl oynadığın. Abdullah Avcı'nın şeyi vardı hatırla. Başakşehir'le Büyükşehir Başakşehir. Hı -hı. Artık oyunu oturttuk şimdi oyuncu kalitesini yükselteceğiz demişti. Ondan sonra işte şampiyonla oynadılar. Sonra da o konuca geldi. Şampiyon oldu o kadroyla bir iki. Ee, takviyeyle. Önce sistem oturacak. Yani sistemi, sistem olmadığı sürece istediğini topla. Savunma çok fazla Herkesin değişiyor. Her oynayacağını bilecek. Nasıl? Savunma çok fazla değişiyor isimler. Yani hocanın o konuda Mourinho'nun o konuda bence her pozisyonda belli bir kalite tabanı var hocanın. Yüzde bir yüzlük skala varsa işte yüzde 60 da olmalı benim oyuncum diyorsa bütün şeyler için pozisyonlar için savunma da bu yüzde 80 yani savunma merkezinde en yüksek kalite istiyor dolayısıyla gözüne batıyor hatalar yani yüzden, biz bekâvci kuyu çok iyi görüyoruz o öyle görmüyor o yüzden arayışta o yüzden arayışta. son olarak fenerbahçe ilgili şunu söyleyeyim demin bahsettiğim iki sorun Duran top ve o yedili dizilme ki bunu Mourinho istiyor bir şey diyemem. Bir de Amrabat'ın savunmanın içine çok kaçması. Hı. Fenerbahçe ile ilgili temel sorunlar bunlar. Eğer bunları tamir ederse, bunda bir iletiş, ilerleme sağlarsa Fenerbahçe'nin çok yeterli fazlasıyla iyi bir kadrosu var. Ben hiç katılmıyorum kadro karşılaştırmalarında Fenerbahçe'nin özellikle eksiğinin çok olduğu. Görüşüne. Gaziantep'i kendi evinde konuk edecek Fenerbahçe. Sol o da zor Kaş, maç. Gidiyor. Selçuk Hoca iyi oturttu. Evet. Başakşehir karşısında 3 gollü bir galibiyet. Şanslı da var. biraz da şanslılardı. Ee, her anlamda hem vurdukları girdi hem e, Başakşehir'in durumu biraz karışık. Çağdaş Özel herhalde istifa etti diye düşünüyorum. Çünkü maçtan sonra öyle bir şey söyledi ki inanılır gibi. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum falan yaptı. Böyle yani. Hı hı. <laughs> tamam bütün ipler kopmuş yani. Hayatımda gördüğüm en acayip açıklama bu biz yayın yaptığımız sırada tabii öyle bir açıklama. Yani nasıl devam eder? Yoktu. Takımın yarısının kadro dışı lazım ya da diğer seçenek o. Evet oyuncularla köprüyü attı biraz. Öyle. Biraz değil bayağı. Birazı biraz yumuşak tarafı. kopardı yani. Bu arada bir yayını toparlayacağız ama geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu Habertürk'te katıldığı programda önemli açıklamalar yaptı. Bir süredir konuşulan konularla ilgili bir kere yabancı erken, ben görevde olduğum sürece gelmeyecek dedi. Bu konuyu kapattı. Katılıyor. Ve bunu Öyle Birliği'ne bırakırsak kulüpler birliği MHK'yi devralır. Kendileri yapmak isterse yabancı hakemi getirsinler evet. ifadelerinde bulundu. Ya bu yabancı hakem bu konuda çok konuştum. Yani bir daha söylemem gerekiyor mu bilmiyorum. Yabancı hakem diye bir başlık olmaz. Bana dersin ki yabancı şu hakemleri getiriyorum. Almanya'dan bu hakemler var. Çek Cumhuriyeti'nden bu hakemler var. Fransa'dan şu hakemler var. Biz şu 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 maçlara yabancı hakem ya da bütün maçlar yabancı olacak. Türk hakem kullanmayacağız bu sene. Yani planı getirirsin dersin ki bak böyle yapacağız. Yabancı hakem de bir plan olmaz. Yabancı hakem ne demek ya? O ne demek yani? Yabancı hakemin sen bayis mafyasıyla bağlantısı olup olmadığını nereden bileceksin? Nereden bileceksin ya? İrlandalı, İskoç, İsveçli hakemin anasını babasını tanımaz. Evinin nerede olduğunu bilmezsin. Böyle saçma sapan şey mi olur ya? Montella ayrılacakmış. Yine başkandan öğrendik. Roma'dan teklif var. Sayın Başkan eğer beni yarın öbür gün kovacaksanız teklifi kabul edeyim. Başkan da hayır. Ben görevde olduğum sürece Sayın Montella bizle berabersin demiş ve göreve devam etmişler. Öyle Anla şey ciddi ciddi sapan. gidiyormuş Montella. ya, ya baş, Başkan bunu tabii iyi niyetiyle anlatıyor. Kabul ediyorum. Öyle şey mi olur ya? Beni yarın kovacaksan şimdi gideyim. Çocuk musun abi? E, Montella öyle demiş. E, belki kovacağım. Peki adam kendi garanti almış abi. Öyle şey mi olur ya? Olmaz hangi, hangi, iş soru. garanti? Tabii senin için garanti mi? Benim işim garanti mi? Tabii. Kimin işi garanti? Ben ne? olduğum sürece ben olduğum sürece buradasın diye bir şey olmaz. Hı hı. Ha şu demek o, sen, ben sana o kadar güveniyorum ki, sen istifa ettiğinde ben de ederim. Mi demek o mesela? o anla, oradan görmek istersek o anlama gelebilir. Yani iki tane daha Karadağ maçı gibi bir maç oynasak, o zaman Montella'ya şunu Montella'ya şunu salık veriyorum. Git zam iste. İki buçuk mu alıyorsun? Üç buçuk iste. Nasılsa Abdullah Hayaz, Genel Sekreteri Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni aynı zamanda tekrar bu konu gündeme geldi. Olmaz abi. Ve yeğenim olduğum için atadım dedi. Bunu allame Cihan olsa, eski Oyafa Başkanı olsa olmaz. Olmaz. Ha olur mu? Olur. Ama olmaz. Yani Ancelotti'nin oğlunun yardımcı yapması da olmaz. Olmaz abiciğim. Evet başkanın açıklamaları bu yöndeydi. Hatta dün de istifa ettiği gündeme geldi. Ama böyle bir şey olmadığını kendisi açıkladı. Pazar günü futbol gündeminde anlık bir saatlik bir çalkalandı. İstifa etmedi onu biliyorum. Ama istifa etmesi yönünde e, ciddi bir kamuoyu var. Başkanın da hiç aklından geçmediğini zannetmiyorum. Peki abi o zaman. Yayınımızı bugünlük noktalayalım. Noktalayalım. Clearman karşı karşıyayız sundu.